Knight Online okuluna hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde Manticore farmlayacağız Delos'ta. Bakalım dropları nasılmış. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Gelirken üzerimi sıfırlamaya çalıştım ama TP parası falan olduğu için üzerimde 100k nakit para kaldı. Geçip açarak başlıyorum. Şu anda 439.073 mob'dayız. Yine PM'e not alacağım. Ayrıca itemlerimi çok soruyorsunuz. Bu yüzden açıklama kısmına ayrıca ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Atağım kağıtlı şekilde 2800. Şu anda ekstra üzerimde lunar tatu falan var. O yüzden böyle gözüktüğüne bakmayın. Ortalama 2800 civarında bir atağım var şu an için. Bu slottan çöp alacağız, nakit alacağız, abiskem kasacağız. Arada bir gold coin atıyor ve 83 level'lara MS atıyor. Doğal olarak bu slot bizim için farma uygun bir slot. Bakalım slottan memnun kalacak mıyız? Şimdi ben başlıyorum. Yine ara ara sizlere göstereceğim. Herhangi ekstra bir drop'umuz olursa onları da paylaşacağım. Şimdi başlıyorum. Dostlarım şimdi silah patladı. Yaklaşık üzerinden 40 dakika geçti. Gerçekten RPR burada bayağı bir geç geliyor. Şöyle bir çöpümüz var. 2 tane de coin attı. Yani silver coin ile gold coin atma oranı aynı mı bilmiyorum. Ama 2 tane silver coin aldık. 7 tane abiskemimiz, 1 tane MS'miz var. Onun dışında çer çöp var şu anda. Bir tane salamander staff attı. Galiba buranın high class veya middle class drop'u var. Yani demek ki buradan MD veya diğer high class itemleri de alabiliriz gibi gözüküyor. Ben devam etmek için bir tane magic hammer basacağım. Bunun sebebi git gel ve TS'nin bozulmasını istemiyorum. Üzerinde zaten bir tane etkinlikten gelen var. Onu kullanıp şimdi slot'a devam ediyorum. Herhangi bir gelişme olursa yine sizlere göstereceğim. İlk bir saatin sonuna geldik. Şimdi ikinci TS'ye basıp devam ediyorum. İkinci saate başladım. Bakalım droplar nasıl? Şu anda 2M200K gibi bir nakit para kastık. Zaten VIP'imiz neredeyse doldu. 7 tane abiskem, 1 tane MS'miz hala aynı şekilde devam ediyor. Ayrıca çöplerimiz var. Alt kattaki NPC itemleri satarım. Ondan sonra RP'yi dışarıda yapabilirim. Orada yine zaten sizlere gösteririm ne kadar M olduğunu. Muhtemelen yani bir saatlik 5M'e yakın bir para kasıyoruz diye tahmin ediyorum. Bence güzel bir slot şu anlık. Şimdi devam ediyorum. Herhangi bir drop alırsak görüşürüz. Yaklaşık 40 dakika sonra yine RP'miz geldi. Şimdi geçiyorum. Bir üstümü boşaltacağım. RP'yi mi yapacağım? Tekrardan görüşürüz. Üstümü boşalttım, RPR'mi yaptım. 5.5M paramız var. 10 tane abiskemimiz var. Hala bir tane MS'miz var. Şu anda üstümü komple boşalttığımızdan görebilirsiniz. Kestiğimiz mob sayısı da görüldüğü üzere 439.488. Zaten PM'e not almıştım. Şöyle ki aradaki fark tam olarak 415 mob. Burada birazcık mobları yavaş dönüyoruz. Gerçi diğer çöp slotlarına nazaran seri döndüğümüzü söyleyebilirim. Bu yüzden de MS drop'unun daha iyi olacağını düşünüyorum. Normal diğer çöp slotları MS atmıyor. Biliyorsunuz zaten level itibariyle. Şimdilik devam edeceğiz. Tabii yine videonun sonunda ekstra bir analiz yapıp yorumlarımızı ileteceğiz. Ama şu anlık iyi gidiyor diyebilirim. Devam ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi slot'a tekrar geldim dostlarım. Bugün cuma akşamı olduğu için UTC vardı. UTC'ye girdim. Bir de ondan sonra Bifrost yaptık. O yüzden şimdi slot'a birazcık geç geldim. Şimdi slot'a kaldığım yerden devam ediyorum. Mob sayımı tekrardan göstermek isterim. Şu anda 439.729 mob'dayız. Zaten en son buraya kaç mob olduğunu göstermiştim. Oradan aynı şekilde yazmaya devam edeceğim. Üzerimde herhangi bir drop değişikliği yok. 100k fazla parayı bankaya bıraktım. Bir de üzerimdeki manayı 500'e tamamladım. Şimdi slot'a tekrardan giriyorum. En son 1 saat 20 dakika yapmıştık. Şimdi oradan kaldığım yerden devam edeceğim aynı şekilde. Ayrıca Karus oldukları için yazamadım. Mr. Kyoto ve Houdini'ye destekleri için teşekkür ederim. Kendilerine yazdım ancak Karus oldukları için maalesef mesaj onlara gitmedi. O yüzden ben de video içerisinde buradan selam vermiş olayım. Ayrıca Bad Days'e de destekleri için teşekkür ediyorum. Şimdi video
videoya devam ediyorum. Herhangi bir drop alırsak tekrar görüşmek üzere. Yaklaşık 18 dakika sonra bir tane Priest Impact aldık. Dediğim gibi demek ki bunun High Class drop'u varmış. Onu VIP'ye ekledim. Bir detayı da söylemek istiyorum. Mana potunu 500'de tamamladığımı söylemiştim. Aslında 400'de tamamlamışım. O yüzden bir 100 tane daha üzerime çektim, bilginiz olsun. Bir tane MS aldık. Hemen ardından bir tane daha MS aldık. Yani toplam şöyle 2 tur döndüm, bir tane daha MS attı. 3 saatin dolmasına yaklaşık 20 dakika varken yine rehberimiz geldi toplam 40 dakika sürede. Çıktık, rehberimizi yaptık. Şimdi tekrardan girebilmek için Black Widow'dan Hel anahtarı çıkartacağız. O yüzden buradayım. Hani gelmek isteyenlere de ayrıca bir anekdot paylaşmak istedim. Hani biraz kolay atmıyor. 1-2 dakika kesmeniz lazım, bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi attı. Yaklaşık hani 20-30 tane kestik. Bunu da kısaca paylaşmak istedim. Şimdi son 20 dakika için slota gidiyorum. Son 20 dakikaya da dönüp analizi sizlerle yapacağım. Evet dostlarım, 11M800K nakit paramız var. 29 tane abyss gemimiz var. Yani ortalama saatlik 10 taneye yakın bir abyss gem drop'umuz var. Şu an 3. saatin zaten sonuna geldik. Kullandığımız mana 230 tane. Şimdi tekrardan gideceğim. Ortalama 5 saate tamamlamak istiyorum. Bakalım ekstra farklı bir drop alacak mıyız? Şimdi devam ediyorum. Bir drop olursa tekrar görüşmek üzere. Evet dostlarım, 4. saatin sonuna geldik. Bu saatte çok fazla abyss gem aldık. Yani gerçekten normalde saatte 10 tane falan diyorduk. Neredeyse 20'ye yakın bir abyss gem drop'umuz var. Drop çok güzel gidiyor şu anda. Umarım bozmaz. Ben bir saat daha denemek istiyorum burayı. Toplam 5 saate tamamlayacağım. Şimdi TSM basıyorum. En son finalde sizlerle görüşürüz. Evet dostlarım, neredeyse 5. saatinde sonuna gelmek üzereyiz. Son 37 saniye gibi süremiz var. Zaten RPM de gördüğünüz gibi geldi. Birazdan slot'tan çıkacağım, üstünü boşaltacağım. Yani ben slot'tan açıkçası memnun kaldım. Tabii ki yine bir sonucu, giderleri falan hesaplamak lazım. O zaman daha iyi analiz edebiliriz. Açıkçası ben keserken hiç sıkılmadım. Çünkü çok sıkıcı bir slot değil. Yani Delos olması insana birazcık en azından manzara açısından bir farklılık katıyor. Onun yanı sıra slotun tam burasında aynı anda iki tane çıkıyor. Uzaktan vurulduğu zaman şu yeşil çemberin dışından bu moblar zehir atıyor. O yüzden ben de önce bunu kesip birazcık bekliyorum. Ondan sonra bunu kesiyorum. Böylelikle aynı anda çıkmamış oluyorlar ve zehir yemiyoruz. Neredeyse hiç zehir yemeden döndüm burayı. Sizler de eğer dönerseniz muhakkak önce birini kesip bekleyin. Bir süre tanklayın. Hani arada bir süre fark oluşsun ikisinin arasında. Hemen ondan sonra diğerini kesin. Bu şekilde slotu çok rahat, zehirsiz dönersiniz. Okçuyla falan da burası bayağı rahat döner. Ben SV'siz dönüyorum. Ona rağmen slot gayet tam dönüyor. SV olduğu zaman da slot bekliyorum. Hani bazen buraya asas arkadaşlar geldi, sağ olsunlar bir SV attılar bana. Ama buff'ım da bitti zaten. Şimdi slot'tan çıkıyorum. Zaten buff'a göre süreyi tutuyordum. Bir iki dakika çünkü mola vermiştim oturarak. O yüzden TS'ye göre değil, buff'a göre süreyi tuttum. Onu da buradan izah edeyim. Şu anki mob sayımız gördüğünüz üzere 440.903. Şimdi üstümdekileri satıyorum, bir üzerimi toparlayacağım. Analizde tekrar görüşürüz. Evet dostlarım, geldik finale. Tüm üzerimi toparladım. Gördüğünüz gibi 18.5M nakitimiz var. 2 tane high class drop'umuz var. 2 tane MS aldık. Onun dışında şu anlık aldığımız herhangi bir item yok. Zaten burada nakitten ve abyss gem'den para kasıyoruz aslında. Onun dışındakiler çok para etmiyorlar. MS beni biraz şaşırttı. Ben daha fazla bekliyordum. Ancak yine de hiç yoktan iyidir. Herhangi bir çöp slotunda bu MS'yi de alamıyoruz. Burada tam olarak 1830 tane mob kestik 5 saat içerisinde. Ve kastıklarımız bunlar. Tüm parayı hesaplayacak olursak geliri gideri öncelikle hesaplayalım. 57 tane abyss gemimiz var. Bunların ortalama fiyatı 35-40K civarında. Ben 35'ten hesaplıyorum. 2M nakit para yapıyor. 18.5M de zaten üzerimde vardı. 20.5M para kastık. Bunun 2M'i gideri sayıyorum. Çünkü yaklaşık 370 tane falan pot harcadık. 500 potla gelmiştik. 136 tane potumuz var. Bunun giderini düştüğümüz zaman geriye 18.5M nakit para kalıyor. Bu da saatlik 3.7M gibi bir nakit yapıyor. Yani diğer çöp slotlarıyla neredeyse aynı diyebiliriz. Çünkü hatırlarsanız oralarda yine saatlik 4M civarında, 4.5M civarında nakit para almıştık. Evet, aralarında elbette fark var. Ama buranın MS atması ve özellikle high class drop'un olması birazcık daha iyi diyebiliriz. Yani ben bu slotu nedense çöp slotu daha çok sevdim. Belki orada çok sıkıldığımız için olabilir. Avantajlarına bahsedecek olursak, slot çok kolay düşüyor. Yani ben 4-5 tane vuruyordum, düşüyordu. Hani çöp slotu gibi uzun uzadıya vurmuyoruz. Nakiti çok güzel. Yani çöp atmasa dahi 6 ile 8K arasında bir nakit parası var. Gerçekten çok güzel. En önemli nokta kılçıksız para atması. Yani şurada attığı hiçbir item bizim satmakla uğraşacağımız böyle uzun uzun pazarlarda durup da işte satmakla uğraşacağımız itemler değil. Bunu yanılmıyorsam AOF videosuna değinmiştim. Aynı olay burada var. Yani dümdüz cash para atıyor. MS'den ekstra drop alırsanız belki çöp slotuna daha fazla kastırır diye tahmin ediyorum. Dezavantajı ise slotun zehir atması. Bu çok büyük bir sıkıntı. Yani fazlaca hasar yiyorsunuz diyebiliriz. Ama bunun da bir yöntemi var, zaten içeride anlatmıştım. Yeşil çemberin içerisinden vurduğunuz zaman hiçbir şekilde zehir almıyorsunuz. Bir tane arkadaşımız bu arada tam videonun esnasında attığın videoyu demiş. Birazdan atacağım reis. Kendisine de cevabını verelim. Buradan da selamımızı iletelim. Bir diğer dezavantajı ise mana harcatması. Yani slot defansı yüksek bir slot. O yüzden şurada hasarlar gözüküyor mu bilmiyorum. Evet, yaklaşık 2700-2600 civarında vurduğumuzu görebilirsiniz. Yani her bir mobda 100 ile 80 arası mana yedim. Doğal olarak R ile falan bunu dengelesek de her aldığımız zaman mana yemiş oluyoruz. Mana harcattı bize slot. Bir dezavantajı da buydu. Bu arada Elixir ve normal Priest Impact gibi itemleri kırdırmayı tercih etmiyorum. Satış fiyatları yüksek olduğu için gördüğünüz gibi satıp 750K para aldık. Yani bunları da hesaba katarsanız parayı biraz daha yukarı taşımış olduk. Benim için en büyük avantajı
avantajı MS atması. Çünkü MS atılan bir slot hem X bakımından sizi yukarı taşır hem de ekstra droplar olacağı için her türlü size kâra dönüştürüyor bir şekilde. Benim bu slota puanım 6.5. Bence çöp slotlarından çok daha iyi bir slot. Buradaki yorumu da sizlere bırakıyorum. Manticore slotu bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.